merhaba. Bugünkü dersimiz eylemsizlik momenti. Çembersiz hareket ünitesinden devam ediyoruz. 2020 sınavında direkt sorusu çıkan bir konu. Sözel bir konu ve zaten soru da sözel bir soruydu. Matematiksel işlemlere girmeyin diye kazanımlarda yazıyor. Altta da zaten videonun altında kazanımları koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Peki nedir bu eylemsizlik momenti? Direkt şu resimle başlayalım. Bir ip cambazı görüyoruz. Eline upuzun bir çubuk almış. Bunun amacı nedir? Aslında bu bir dezavantaj yaratmıyor mu? Zaten zor dengede duruyorum. Bir de elime upuzun bir çubuk alıp ekstra bir yük bindiriyorum. Değil ki almış. Veya biz kendimizi düşünelim. Çocukken böyle ince yerlerde yürürken, ne bileyim kaldırımın kenarlarında yürürken, bir duvarın üzerinde yürürken dengemizi kaybettiğimizi hissettiğimizde hemen kollarımızı açardık. Bu olayla bu cambazın yaptığı benzer şeyler mi? Aynı şey gençler. Hiçbir farkları yok. İkisi de eylemsizlik momentini arttırmaya çalışıyor. Çünkü eylemsizlik momenti dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri dirençtir. Biz buna eylemsizlik momenti diyoruz. Bu cümle tam doğru bir cümle değil. 2020 sınavında direkt bu cümleyi doğru mu yanlış mı diye sordular ve doğru kabul ettiler. Birçok hocaya sorsak e evet ben bu cümlede bir yanlış görmüyorum der ama aslında bunu şöyle doğru olarak kabul edebiliriz. Dönmeye karşı gösterdikleri dirence değil de dönmedeki değişikliğe karşı gösterdikleri direnç. Buradaki değişiklik ifadesi önemli. Yani zaten hali hazırda belli bir açısal hızda dönen cismin açısal hızını arttırmaya çalıştığınızda eylemsizlik momenti bize direnç gösteriyor. Veya duran bir pervaneyi döndürmeye çalıştığınızda eylemsizlik momenti açığa çıkıyor. Zaten hali hazırda omega açısal hızıyla dönen bir pervanenin eylemsizlik momenti direnç uyguluyor demek çok doğru değil. Şimdi burada gençler Cambazın dönmeyle ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Cambazın ayağını bir nokta olarak düşünürsem teorik olarak bu cambazın düşmesi demek aslında bu kırmızı nokta etrafında bir dönme hareketi yapması demek. İşte bu uzun çubuk bu dönme hareketini engelleyici bir etkidir. Hocam uzunlukla ne alakası var diyenler için birazdan formülün ispatını yapacağım. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Bizim öteleme hareketinde kütle dediğimiz şey de aslında eylemsizliğin bir ölçüsüydü. Yani buna çok benziyordu. Ne alaka hocam? Şu alaka bakın. Duran bir cisim düşünelim. Duran bir kütle düşünelim. M kütleli bir cisim duruyor. Dolayısıyla durmaya da de devam ediyor. Ama ben bunun hareketini değiştirmek istersem, yani bir değişiklik yaratmak istersem, hızlandırmak istersem şöyle bir F kuvveti uygularım. Newton diyor ki ikinci yasasında o zaman net kuvvet varsa F eşittir ma Dolayısıyla ivme de vardır. Kütlenin bir diğer tanımı eylemsizliğin ölçüsü olmasıdır. Ne demek o? Şu. Şimdi bu kuvvetin sabit olduğunu düşünelim. Bu kuvvet sabit. Kütle ne kadar büyükse, sizin bu cisme kazandıracağınız ivme o kadar küçük olacaktır. Çünkü eşitliğin sol tarafı sabitse, sağ tarafının da sabit olması gerekiyor. Biri artıyorsa, öbürünün azalması lazım. Dolayısıyla kütlesi büyük olanları ivmelendirmek zordur. İşte o yüzden kütleye eylemsizliğin bir ölçüsü diyoruz. Kütlem ne kadar fazlaysa benim durumumu değiştirmen o kadar zordur. Ben duruyorsam durmaya devam etmek isterim. Dolayısıyla beni hareket ettirmen o kadar da kolay olmaz. Dolayısıyla öteleme hareketindeki kütlenin dönmedeki karşılığına biz I harfiyle gösterdiğimiz eylemsizlik momenti diyeceğiz gençler. Bakın eşittir demiyorum. Sadece benzer kavramlar ve bunların sayısını da arttıracağım. Mesela öteleme hareketinde bizim hep Çizgisel hız diye bildiğimiz V'nin burada farklı bir versiyonunu öğrendik. Açısal hız dedik ona da omega dedik. Tekrar söylüyorum eşittir olarak düşünmüyoruz bunları. Benzer kavramlar olarak düşünüyoruz. Farklarını da zaten önceki derslerimizde bolca konuşmuştuk. Şimdi bu dönmeye karşı direnç nelere bağlıdır bir konuşalım. Enerji üzerinden bir formül çıkartmaya çalışacağım. Mesela burada noktasal M kütleli bir cisim görüyoruz. Şu kesikli eksen etrafında buradaki R yarı çapıyla bir çember çiziyor. V çizgisel hızı var ve omega açısal hızıyla döndüğünü varsayıyoruz. Şimdi bu adamın ben kinetik enerjisini yazsam. Kinetik enerjisi ne olacaktır? 1 bölü 2 m çarpı v kare olacaktır. Ben bunu dönme olarak düşünmek istiyorum. Dolayısıyla çizgisel hızı açısal hız olarak yazmak istiyorum. Şimdi çizgisel hızla açısal hız arasında omega r bağıntısı var biliyorsunuz. Dolayısıyla ben buradaki v yerine omega r ye yazacağım. Karesi olduğu için hatta karesini alarak yazacağım. Ne olur o zaman? 1 bölü 2 m çarpı omega kare r kare olacaktır. Biraz toparlayalım. 1 bölü 2 m r kare omega kare yapalım. Bakın gençler şimdi bu formülde buraya dikkat edin. Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kare demek. Yani aslında kütle çarpı çizgisel hızın karesi demek. Öteleme hızının karesi demek. Güzel. Benzer bir versiyon düşünürsem bu dönmeye çevrilmiş hali. Çünkü açısal hız olarak düşündük. Dolayısıyla hız kısmı e, şu burada ne vardı? Kütle. Yani eylemsizliğin bir ölçüsü. İşte aynı şey burada bu kısımdır. Emre karedir. İşte buradaki emre kare I harfiyle gösterdiğim buradaki dönen cismin dönme hareketine karşı göstereceği direnç eylemsizlik momenti emre kare ile gösterilir. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Tabi bu şu an bu yazdığım denklem gençler bu noktasal bir cisimde dolayısıyla noktasal cisimler için yazılır. Bu önemli. Birazdan farkını anlayacaksınız. O zaman nelere bağlıdır bu dönmeye karşı direnç? Benim kütlem ne kadar fazlaysa, döndürülen cismin kütlesi ne kadar fazlaysa benim dönmem o kadar zordur. Yani dönme noktasına uzaklığım ne kadar fazlaysa benim yine dönmeye karşı direncim, eylemsizlik momentim o kadar zordur, o kadar büyüktür diyebiliriz. Eylemsizlik momentinin birimini de yazalım artık değişkenlerini yazdığımıza göre. Kütle çarpı uzaklığın karesi. E kütlenin birimi kilogram, Uzaklığın birimi metre e karesini aldığımız için kilogram metre kare eylemsizlik momentinin birimidir diyebiliriz. Şimdi az önce yazdığım formülün noktasal cisimler için olduğunu söylemiştim. Günlük hayatta noktasal cisim yok. 3 boyutlu cisimler var. Buradaki çubuklar gibi cisimler var. Bu çubukların her birinin kendilerine özel, kendilerine tanımlanmış eylemsizlik momenti formülleri vardır gençler. Mesela buradaki L uzunluğundaki çubuğun eylemsizlik momenti 1 bölü 12 M L karedir. Buradaki L çubuğun boyunu temsil ediyor. Buradaki M bu çubuğun kütlesini temsil ediyor. 1 bölü 12 de sabit bir kat sayıdır. Bu çubuk dikkat ederseniz tam ortasından geçen bir eksen etrafında döndürülüyor. Aynı çubuğu aynı M kütleli çubuğu şu ucundan geçen eksen etrafında döndürürsem değişiyor formül. Ne oluyor formül? Eylemsizlik momenti eşittir. 1 bölü 3 M L kare oluyor. Buradaki M yine çubuğun kütlesi. L çubuğun boyu ama başındaki katsayı değişti. 1 bölü 12 idi, 1 bölü 3 oldu. E 1 bölü 3 daha büyük bir sayı olduğu için, o zaman şöyle yazabiliriz. Bu sağ taraftaki çubuğu döndürmek daha zordur. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Mesela ben bu kalem için deneyeceğim. Bu kalemi ortasından geçen eksen etrafında, yani ortasından çevirmeye çalışırsam şu an hiç zorlanmıyorum. Ama ben bu kalemi ucundan çevirmeye çalışırsam daha çok zorlanıyorum. Hatta bunu daha uzun bir çubukla denerseniz, bir demir çubukla denerseniz bunun farkını daha iyi hissedersiniz. Hocam niye böyle bir farklılık var? Bu aslında lise müfredatına girmediğimiz bir durum. Sonuçta eylemsizlik momenti cisim ne olursa olsun noktasal cisimler için emre karedir. Fakat üç boyutlu cisimler biliyorsunuz sonsuz sayıda neredeyse kütleden oluşuyor. Küçücük parçacıklardan oluşuyor. Dolayısıyla Buradaki toplam eylemsizlik momenti bu her noktanın ayrı ayrı dönme noktasına uzaklığının bulunmasıyla bulunur. Yani şu noktanın uzaklığına işte şu dersiniz. Bu noktanın bu dersiniz. Şu noktanın bu dersiniz. Hepsini ayrı ayrı yazıp toplamanız gerekir biz bu gibi durumlarda integral kullanıyoruz. Dolayısıyla bu çubuğun integralini yaptığınızda buradaki sınırlara göre sonuç bu çıkıyor. Aynı çubuğu buraya göre hesapladığınızda bu noktaya göre sınırlarını yazdığınızda integralin sonuç bu çıkıyor. Dolayısıyla biz nereden çıktığından ziyade sonuçlarla ilgileniyoruz. İntegral işine girmiyoruz. Dolayısıyla uçtan döndürmek daha zor diyebiliriz. Bunu aklınızda şöyle de tutabilirsiniz. Hocam ben illa buradan düşüneceğim diyorsanız Buradaki M'i Kütlenin dağılımı olarak hayal edin. Bu kütlenin dağılımı yani bu M Dönme noktasına ne kadar yakınsa yani buradaki R ne kadar küçükse Eylemsizlik momenti de o kadar Küçüktür. Şimdi bu çubuğun toplandığı yeri kütle dağılımını kütle merkezi gibi hayal edip Şurası düşünebilirim. Dolayısıyla dönme eksenine olan uzaklığı olarak buraya alırsınız. Bu çubukta ise Aynı şekilde Kütlenin buralarda toplandığını düşünüp Dönme noktasına olan uzaklığı olarak Şurasını alırsınız. Yani çok daha kısa mesafe. Yani kütle dağılımı dönme noktasına ne kadar yakınsa benim eylemsizlik momentim o kadar küçüktür. Az önceki durumu konuşalım. Kaldırımın üzerinde yürümeye çalışıyorum. Dengemi kaybetmemeye çalışıyorum. Dengemi kaybettiğimi hissettiğim anda kollarımı açıyorum. Ne yapıyorum aslında ben? Kollarımı dışarıya atarak ortamdan geçen dönme eksenine karşı kütleyi dışarıya atıyorum. Yani uzaklığı arttırıyorum. Kütle dağılımını dışarıya aktarıyorum. Dolayısıyla R arttığı için eylemsizlik momenti artıyor gibi düşünebiliriz. Bakın yine iki tane şekil görüyoruz yan yana. Soldaki şekil ince çeperli delik silindir, içi boş silindir. Burada bir kabuk var yani. Burada ise içi dolu silindir. Bunların ikisinin de yarı çapı R kadar gördüğünüz gibi. İkisinin de kütlesi M kadar. İkisi de aynı kütlede. Yani A bunun içi dolu o zaman bu daha büyük kütleli diye düşünmüyoruz. Buradaki kütle içeriye her yere dağılmış. Buradaki kütle ise sadece dışarıda gençler. Dolayısıyla bu soldaki şeklin eylemsizlik momenti m r kare ile hesaplanırken niye m r kare direkt? Hocam hani bu noktasal içinde, Bu da zaten noktasal gibi. Bu soldakinin noktasallarını toplayınca da aynı şey çıkıyor. Yani şurada bir noktasal var. Buna ben m1 kütle desem e bunun dönme ekseni uzaklığı r. E, şurada bir noktasal var. Buna m2 desem e bununki de r. E şurada var. E bunun da R. Yani burada hangi noktayı alırsanız alın hepsi R uzunlukta. E M1 artı M2 artı M3 bütün noktasalları toplayınca da zaten size silindirin kütlesi olan M'i verecek. Dolayısıyla toplam kütle çarpı bütün kütlelerin dönme noktasına uzaklığı R kare. Dolayısıyla I eşittir M R kare çıkar. Kabuk silindirler için, içi boş silindirler için. Burada ise aynı değil. Bakın burada şöyle bir kütle nokta alırsanız M1 olur. Bunun uzaklığı R iken e bunun içi dolu. Mesela şurada da bir nokta var. Bunu da alırsınız. M2 kütle dersiniz. E bunun uzaklığı R bölü 2 olur. Farklı noktalarda farklı yerler çıkar. Mesela şurada bambaşka bir uzaklık çıkar. İşte bunları tek tek yazıp integralle topladığınızda çıkan sonuç içi dolu silindirler için 1 bölü 2 M R karedir. Buradaki M şu silindirin toplam kütlesi. R silindirin yarıçapı. Başındaki katsayı da işte bu integral hesabından gelen durum. Şimdi enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Aynı kütleli iki silindir, aynı yarıçaplı iki silindir. Gördüğünüz gibi emre kare, 1/2 bölü emre kare. Yani bunu döndürmek daha zor. Çünkü buradaki kütle daha çok dışarıya dağılmış. Bu kollarını açmış, eline uzun çubuk almış cambaz. Bu kollarını açmamış cambaz. Eline çubuk almamış cambaz. Çünkü buradaki kütle buralarda da var. İçeride de var. Bunların bakın uzaklıkları daha az dönme eksenine. Kütleler aynı olduğu için böyle bir sonuç çıkıyor. Aynı mantık artık anladınız. Bakın içi boş küre yani sadece bir kabuk, içi dolu küre, ikisi de m kütleli bu önemli, İkisi de m kütleli bu içi dolu olmasına rağmen m kütleli, bunun bütün kütlesi kabukta toplanmış r yarıçap, r yarıçap. Soldaki içi boş kürenin momenti, eylemsizlik momenti 2 bölü 3 m r kareyken, sağdaki 2 bölü 5 m r kare. Emre kareler eşit zaten 2 bölü 3 kat sayı 2 bölü 5'ten büyük olduğu için şu arkadaşı döndürmek yine daha zor çünkü bütün kütle dışarıya toplanmış bunun içinde de kütleler var içeriye dağıldıkları için bakın bunların uzaklıkları dönme noktalarına uzaklıkları daha azaltıyor mevzuyu o yüzden bu sağdakini döndürmek daha kolay. Buna göre gençler buradan bir sonuca varacağız. Eylemsizlik momenti nelere bağlı diye konuşacağız. Eylemsizlik momenti gördüğünüz gibi cismin kütlesine bağlı. m r kare olarak noktasal olarak düşünüyoruz ama buradaki m ne kadar büyükse eylemsizlik momenti de o kadar büyüktür. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına yani r'den bahsediyoruz. E buna da bağlı. Cismin geometrik şekline bağlıdır. Yani integral hesabında o sınırları yazarken o geometriye uygun sınırlar yazıyorsunuz. Dolayısıyla m kütleli r yarıçaplı küre 2 bölü 3 m r kare eylemsizlik momentine sahipken yine m kütleli r yarıçaplı bir silindir, içi boş silindir aynı küre gibi m r kare eylemsizlik momentine sahip. Dolayısıyla geometrik şekilde önemlidir diyebiliriz. Az önce konuştuğumuz şeyi kitap soru olarak sormuş. Ortasından tutularak sağa sola hareket ettirilen şekil 1'deki çubuk, şekil 2'de ucundan tutularak sağa sola hareket ettirildiğinde hareketin zorlanılarak yapıldığı görülür. Bu zorlanmanın sebebini açıklayınız. E buradaki kütle dağılımını şurada bir yerde toplanmış gibi kabul edersem e bunun dönme noktasına olan uzaklığı fazla. Burada ise dönme noktasına çok yakınız. Zaten o dağılımın olduğu yerden çevirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla burada eylemsizlik momenti I daha azdır. O yüzden burada döndürmek daha kolaydır deriz. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu değişkenler. Dönerek öteleme bir önceki dersimizin konusuydu. İşte yuvarlanan, zeminde yuvarlanan bir tekerlek dönerek öteleme hareketi yapar. Bunun kinetik enerjisi nelere bağlıdır diye konuşacağız. Bu hareket türünde iki hareketin birleşimi olduğunu söylemiştim. Dönme hareketi ile öteleme hareketinin birleşimidir. Hatta şöyle şeyler yapmıştık hatırlarsanız. Şurada ben bir nokta seçersem kendime bir x noktası seçersem bu x noktası sağ tarafa doğru bir öteleme hızına sahip. Çünkü bu tekerlek bir yerden bir yere gidiyor. Bu tekerleğin ben v hızıyla sağ tarafa doğru ötelendiğini varsayarsam bu noktanın da sağ tarafa doğru bir öteleme hızı vardır. Aynı şekilde bu tekerlek dönüyor. Yani şu o noktasının etrafında bir dönme hareketi yapıyor. Ötelemenin haricinde bu dönmeden dolayı burada bir Yine V'ye eşiti olan bir dönme hızımızın olduğunu konuşmuştuk. Bu noktayı incelersem bunun sağ tarafa doğru öteleme hızı var. Yine tekerlek sağa doğru gittiği için bir de öteki hareket türümüzden yani dönmeden kaynaklı yörüngeye teğet şöyle bir V hızı var. Dolayısıyla iki tane hız varsa iki tane enerji vardır diyebiliriz. Bir kere bir dönme enerjisi var. O dönme enerjisini bir konuşalım. Aslında az önce konuştuk. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama Şöyle bir eksen etrafında ben M kütleli noktasal bir cismi döndürdüm değil mi? Şöyle yatayda çizelim bu sefer. Tekerlek gibi düşeyde olmasın. R yarıçapta döndüğünü varsaydık. Şimdi bunun bir V hızıyla döndüğünü varsayarsam bunun kinetik enerjisi de 1 bölü 2 mv karedir. Ama ben bunu dönüştüreceğim. Bu 1 bölü 2 mv kareyi farklı versiyonda yazmayı az önce gördük. Nereden yapmıştık bunu? Şuradan yapmıştım. Çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı yarıçap. Dolayısıyla ben burada 1 bölü 2 m çarpı şunun karesini alırsam v kare yerine omega kare r kare yazarım. Omega kare r kare yazarım. İşte bu da ne olur? Şuradaki m r kare kısmına dikkat edin gençler. Bu da ne yapar? 1 bölü 2 i çarpı omega kare yapar. Bakın gençler bu yeni bir denklem değil. Öğrenciler burada kavram yanılgısı yapıyorlar bu sanki bambaşka bir enerji denklemiymiş gibi düşünüyorlar. Hayır bu bambaşka bir enerji denklemi değil. Bu zaten buradan türedi. Yani bu da 1 bölü 2 mv kare. Sadece farklı kavramları kullanarak yazmayı öğrendik biz burada. Ben buna gençler dönme kinetik enerjisi diyeceğim. E, d diyeceğim. 1 bölü 2 I çarpı omega karedir. Tekrar söylüyorum bu bambaşka bir formül değil. Bu 1 bölü 2 mv karenin farklı gösterilen versiyonudur. Dolayısıyla şu mavi V hızından dolayı bu noktanın şu enerjisi var. Güzel. E bir de bizim ötelememiz var. Bir de şu kırmızıyla yazdığım hız vektörü var. O hız vektörü de bir enerji yaratacak. E öteleme bir yerden bir yere gitme. Bizim klasik işte 1 bölü 2 mv karemiz. Dolayısıyla bu cismin ötelemeden de kaynaklı kinetik enerjisi var. Ona da e ö diyelim. Şuraya yazalım. 1 bölü 2 mv karedir. O zaman geldik önemli noktaya yuvarlanarak ötelenen, dönerek ötelenen cismin toplam kinetik enerjisi nedir? Toplam kinetik enerji E kinetik toplam eşittir. Dönmeden kaynaklı 1 bölü 2 I omega kare artı ötelemeden kaynaklı 1 bölü 2 M V karedir. İşte bu toplam enerjimizdir. Kesinlikle bilmenizde fayda var. Matematiksel işlem yok ama size yorum sorularında lazım olacaktır. Şimdi bu dönme kinetik enerjisi ile öteleme kinetik enerjisinde arasındaki farkı daha iyi anlayacağımız bir şekil göreceğiz. Bu son zamanlarda popüler bir soru tipi oldu aslında. Ve bu soru tiplerinde yine çok büyük yanlışlar var. Özellikle sürtünme ile alakalı. Ben burada çok detaya inip videoyu uzatmak istemiyorum. Bunu tork açısal ivme videolarında zaten tekrar konuşacağız. Burada biraz geçiştirmiş gibi olacağım açıkçası. Şimdi bu iki cisimde M kütleliler. Tamam. İkisi de aynı yükseklikteler. Biri silindir, biri küp. H yüksekliğindeler. Ben bunları serbest bırakacağım. Bu silindir aşağıya dönerek bu silindir aşağıya dönerek inecek. Küp de kayarak aşağıya doğru inecek. Herhangi bir enerji kaybı yaşamayacaklar. Diyorum ki hangisi önce aşağıya iner? Şimdi bunu bir enerjiden düşünebilirim. Bu ikisi de şu an bir potansiyel enerjiye sahip. MGH düşündüğümde silindir de MGH'a sahip. M kütle H yükseklik. Bu küp de Mgh'e sahip. Yani ikisi de aynı enerjiye sahip. Hatta daha kolay anlamak için değer verelim. Yani bu 100 Joule olsun. İkisinin de şu an 100 Joule'ü var. Şimdi bunlar aşağıya inecekler. Aşağıya indiklerinde ikisinde yine 100 Joule olacak. Enerji kaybı yaşanmayacağını söyledim. Küp için bir denklem yazarsam yukarıdaki Mgh aşağıya indiğinde zaten ben bu seviyeye göre enerji yazdığım için sadece kinetiğe sahip olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 mv kareye eşitlenir öteleme kinetik enerjisine eşit olacak. Yani potansiyel enerjiye 100 Joule dediysem bu arkadaşın öteleme kinetik enerjisi de 100 Joule olacaktır diyebiliriz. Şimdi gelelim silindire. Burayı iyi dinleyin. Silindirin başlangıçta MGH potansiyel enerjisi var. Bu silindir yere geldiğinde, şuraya geldiğinde gençler yine 100 Joule enerjisi olacak. Enerji kaybetmeyecek ama bunun enerjisinin bir kısmı öteleme kinetik enerjisine giderken bir kısmı da dönme kinetik enerjisine gidecek. Çünkü bu silindir kayarak inmiyor. Aynı zamanda dönüyor. Az önce yazdığım gibi yuvarlanma hareketi yapıyor. Hem öteleme kinetik enerjisi olur. Hem de dönmeden dolayı kinetik enerjisi olur. Şimdi yine sayısal değer üzerinden konuşursam. Bu silindirin de başlangıçta 100 Joule'u vardı. E bu 100 Joule demek ki paylaşılacak. Mesela bu arkadaş 50 Joule ise bu arkadaşta 50 Joule olacak diyebiliriz kabaca. O zaman bu ne demektir? Bu küp aşağıya indiğinde 100 jullük öteleme kinetik enerjisine sahipken bu silindir aşağıya indiğinde 50 jullük öteleme kinetik enerjisine sahiptir. İkisinin de kütlesi aynı. Yani 1 bölü 2 mv kareden düşünürsem kütleye bakmama gerek yok. 1 bölü 2 zaten sabit sayı. E o zaman 100 jullük arkadaşın buraya geldiğinde yani bu silindir buraya geldiğinde atıyorum bunun hızına ben 10 metre bölü saniye dersem Buradaki silindir buraya geldiğinde bu 50 jül olduğu için kökünü düşünürseniz ne yapacaktır? 5 kök 2 metre bölü saniye yapacaktır. Yani ondan küçük bir sayı yapacaktır. Yani küp daha önce iner. Silindirin enerjisi dönmeye de gideceği için daha geç iner diyebiliriz. Bunun hemen bir simülasyonunu görelim. Bakın gençler aynı soru tipi bir simülasyonda göreceğiz. Eğik düzlemin üzerine bir sürü cisim konulmuş. Sorumuzu çeşitlendirdik yani. Burada sürtünmesiz ortamda bir küp var. Burada sürtünmeli ortamlarda şekilde dönebilen cisimler var. Sürtünme bunlara enerji kaybı yaratmaz. Dediğim gibi ileriki videolarımızda bunun sebebini konuşacağız. Şimdi burada hangi şekiller var bakalım. Şu yeşil olan cisim içi boş bir küre yani kabuk bir küre içinde hiçbir malzeme yok. Kırmızı olan içi dolu bir küre. Şu mavi olan zaten gözüküyor içi boş bir silindir. Bu kahverengi olan da içi dolu bir silindir. Burada da sürtünmesiz ortamda bir küp var. Şimdi Bunları ben aynı anda serbest bırakırsam, bunlar yarış yaparsa aşağıya önce kim iner diye konuşacağız. Bir kere şu arkadaşları bir grup olarak düşünelim. Tamam. Bu arkadaşlar dönebilen arkadaşlar. Bir kere bunların hepsi aynı kütlede. M kütleli hepsi. Tamam. Dolayısıyla hepsi aynı yükseklikteler, aynı kütledeler. Hepsinin potansiyel enerjisi MGH'tır. Diyebiliriz. Dolayısıyla enerji kaybolmayacağı için hepsi aşağı indiğinde aynı enerjiye sahip olacak. Fakat şu arkadaşlarda 1 bölü 2 I omega kare artı 1 bölü 2 mv kareye dönüşürken bu mgh. Bu arkadaşta sadece 1 bölü 2 mv kareye dönüşecektir. Çünkü bu küp dönmeyecek. Sadece ötelenecek. Dolayısıyla kesinlikle az önce ispatını yaptım. Bu küpün hepsinden önce aşağıya ulaşacağını Çünkü aşağıya indiğinde bütün enerjinin ötelemeye gideceğini Dolayısıyla öteleme hızının yani yarışı kazandıran hızın Diğerlerinden büyük olacağını söyleyebiliriz Şimdi Ben bu simülasyonda şunu da görmenizi istiyorum Acaba bu dönerek ötelenenler arasında nasıl bir ilişki var Şimdi dikkat edin eylemsizlik momentlerini vermiş Yeşil cisim 2 bölü 3 yani yaklaşık 0.6 diyelim buna Kırmızı cisim 2 bölü 5 yaklaşık 0.4 Mavi cisim 1 e, emre kare. Kahverengi cisim 1 bölü 2 yani 0,5. Eylemsizlik momenti arttıkça bizim dönmeye karşı direncimiz artıyordu. Dolayısıyla burada en zor döndürülen eylemsizlik momenti en büyük olan bu içi boş mavi olacaktır. Dolayısıyla bunu en zor döndüreceğiz. En zor döndüreceğimiz için hesaplamalarımıza göre bunun sonuncu olması lazım. Bu dördü içinde. Sonra üçüncü kim olması lazım? Üçüncü 0,6 ile bu yeşil olması lazım. İkinci kim olacak? 0.5 ile kahverengi olacak. Birinci kim olacak? 0.4 ile bu kırmızı olacak. Ama en birinci buna en birinci diyelim. En birinci dediğim gibi hiç dönmeyecek olan yani eylemsizlik momenti 0 olan bu küp olacak diyebiliriz. Peki bu kadar konuştuktan sonra bakalım dediğimiz gibi oluyor mu? Evet başlattım. Durdurdum. Şu an gördüğünüz gibi en birinci bizim küpümüz oldu. Hiç dönmeyen. Peki bunu hallettik. Bu dörtlüde birinci kim gidiyor? Birinci kırmızı top olacak demiştik. Gördüğünüz gibi birinci sırada o var. İkinci sırada bu kahverengi silindir olacak demiştik. Gördüğünüz gibi ikinci sırada o var. Üçüncü sırada yeşil, evet. Dördüncü sırada bizim mavi silindir, eylemsizlik momenti en büyük olan o dördüncü sırada. Dolayısıyla bu da doğrulanmış oldu. Şimdi bir de bunun gerçek deneyini görelim. Burada aynı kütleye sahip içi boş bir silindirle içi dolu bir silindiri aynı yükseklikten bırakacak bütün kütle dışarıda toplandığı için eylemsizlik momenti şu gri de daha büyüktür. Dolayısıyla bunun daha geç kalmasını bekleriz. Bakalım hakikaten dediğimiz gibi olacak mı? Şimdi bunları aynı yüksekliğe koyuyor. Aynı seviyede bırakacak. Evet şimdi bıraktığı zaman bakalım hangisi önce gidecek. Eylemsizlik momenti küçük olanın yani içi dolu silindirin kahverengi olanın birinci olması lazım. Dediğimiz gibi olacak mı bakalım. Evet tam olarak böyle oldu. Sabit O1 ve O2 noktaları etrafında şekildeki gibi dönen X ve Y disklerinin periyotları eşittir. Hemen bu bilgiyi kullanalım. Yani bunun bir turu için geçen süreyle bunun bir turu için geçen süre eşitmiş diyor. Şimdi soru köküne dikkat ederseniz, dönme kinetik enerjilerini oranlamamızı istiyor. Yani buradaki diskin dönme kinetik enerjisi ile Y diskinin dönme kinetik enerjisi. Bunlar herhangi bir öteleme yapıyorlar mı? Hayır yapmıyorlar. Oldukları yerde dönüyorlar. O zaman bunların sahip olduğu enerji dönme kinetik enerjisidir. 1 bölü 2 I. Omega kare ile yazılır. Eylemsizlik momenti çarpı açısal hızın karesi. Bir periyot niye verilmiş? Açısal hızla ilgili bilgi sahibi olalım diye verilmiş. Açısal hızı 2 pi bölü periyot olarak açtığımızı hatırlayalım. Dolayısıyla bu iki diskin de periyodu eşitse bunlara bakmama gerek yok. 2 pi zaten sabit sayı. O zaman bu iki arkadaşın açısal hızı da yani omegası da eşittir. Bu omega ile dönüyorsa Y diski de omega ile dönüyordur diyebiliriz. Başka ne bilgi verilmiş? X'in eylemsizlik momenti 2I, Y'nin eylemsizlik momenti I. Buna göre enerjileri oranla. Sayıları yerine koyacağız. Çok bir esprisi yok. X için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2 I çarpı omega kare. Y için yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 1 I çarpı omega kare. Taraf tarafa bölersem 1 bölü 2'ler götürür. Omega kareler götürür. I'lar götürür. Sorumuzun cevabı gençler. 2 çıkacaktır. Kendi ekseni etrafında omega açısal sürat ile dönen dünyanın üzerinde K noktasında Davut, L noktasında Seyit yere göre hareketsiz bulunmaktadır. Yani dünyanın üzerinde dönüyorlar. Dünyadan bakan kişi yere göre onları durgun görüyor. Davut ve Seyit'in dünyanın dönme eksenine göre dönme kinetik enerjileri eşit olduğuna göre bu dünyanın dönme ekseni soruda şurası verilmiş bu dünya bunun etrafında atıyorum omega açısal hızıyla dönüyor olsun. Şimdi bu dönme kinetik enerjileri eşitmiş. O zaman ben dönme kinetik enerjisinin 1 bölü 2 i omega kare olduğunu hatırlıyorum. K noktası içinde, L noktası içinde bu ikisinin eşit verildiğini görüyorum. Soru öyle söylüyor. Hangileri doğrudur? Eylemsizlik momentleri eşittir, açısal süratlere eşittir, Davut'un kütlesi Seyit'in kütlesinden büyüktür. Şimdi benim elimde iki bilgi var. Bir, bunların enerjilerinin eşit olması. İki, Bunların ikisinin de dünya üzerinde olması. İkisinin dünya üzerinde olması şu açıdan önemli. Dünya bir turunu 24 saatte atıyor. Yani dünyanın periyodu 24 saat. Ve dünyanın üzerindeki her şeyin periyodu 24 saat. Çünkü dünya bir tur attığında hepimiz bir tur atmış oluyoruz. E açısal hız da 2 pi bölü t olduğuna göre dünya üzerindeki her şeyin periyodu aynıysa t'ler aynı, 2 pi'ler aynı. O zaman her şeyin açısal hızı da eşittir. K noktasının açısal hızı omega ise L'nin açısal hızı da omegadır deriz. K da 360 derece 24 saatte dönüyor. L de 360 derece 24 saate dönüyor. Birim zamanda aynı açıları tarıyorlar. O zaman ben açıyorum. EK dediğim şey 1 bölü 2 çarpı K noktasının eylemsizlik momenti çarpı omega kare eşittir. EL yani 1 bölü 2 L noktasının eylemsizlik momenti çarpı omega kare. Omega kareler birbirini götürür. 1 bölü 2'ler birbirini götürür benim elimde K'nın eylemsizlik momentinin L'nin eylemsizlik momentine eşit olduğu çıkar. Davut ve Seyit'in eylemsizlik momentleri eşittir diyebiliriz. Davut ve Seyit'in açısal süratleri eşittir. Evet ikisine de omega dedim. Doğru. Davut'un kütlesi Seyit'in kütlesinden büyüktür. Şimdi burada kütleyi nasıl kıyaslayabiliriz? Eylemsizlik momentini açabiliriz. Soruda parantez içinde eylemsizlik momentlerinin emre kare ile hesaplanması gerektiği söyleniyor. Bu cisimleri noktasal kabul etmiş diyebiliriz. Şimdi K noktasının eylemsizlik momenti o zaman şöyle yazılabilir. K noktasında kim vardı? Davut. Davut'un kütlesi çarpı dönme noktasına, dönme eksenine uzaklığının karesi. Şimdi K'nın şu dönme eksenine olan dik uzaklığı gençler tahmin edebileceğiniz üzere burasıdır. İşte burası RK'dır. E L'deki Seyit'in de o zaman dik uzaklığı şöyle çekersem burasıdır. Dolayısıyla bu da RL'dir. O zaman devam ediyorum eşittir m Seyit çarpı L noktasının uzaklığının Baris. Buradaki şekilden çok baris. K'nın uzaklığı daha küçük. Yani burada K'nın uzaklığı küçük. L'nin uzaklığı büyük. E bu eşitliğin sağlanabilmesi için ne olması lazım? E burası küçükse o zaman Davut'un kütlesinin büyük olması, Seyit'in kütlesinin küçük olması gerekir. M Davut büyüktür M Seyit'ten. Davut'un kütlesi Seyit'in kütlesinden büyüktür. E doğru. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 Çıkacaktır. Bu video bu kadar. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.